Günaydın canlar, hayırlı sabahlar. Hobi bahçemiz. Sana çok sıcak ya. Merhaba, aleyküm selam, hoş geldiniz. Burası Hollanda. Bu sene bahçenin tadı yok. Fasulyeleri diktik, kaçer kere diktik, çıkmıyor. Yağmurlu geçti, çürüttü. Şimdi de birkaç gündür sıcak. Yani kibarcası bu sene bahçenin
Bahçelerin tadı yok. Biberler, fasulyeler çıkmadı. Burası Hollanda, hobi bahçesi. Salatalıklara bak, hiç tatları yok. Hepsi cansız cansız. Önce bir sülük vardı, yağmur sülük. Yağmur sülük çürüttü sülüklerinin beraber. Çıkanlar da şimdi çürümüş. Tekrar dikiyoruz. Biraz geç kaldık ama. Bak önce dikilen salatalıkla şimdi salatalıkların arasındaki farkı. Yine çıkıyor bak. Bunlar yaşlandı. Meyve vermeden yaşlandı. Sene bahçenin tadı yok, çok cansız. Hangi sesten kastediyorsunuz? Konuştuğum ses mi? Kuşların sesi mi? Bunu çözemedim. Çevrede şöyle ağaçlar var. Kuşlar var, arabalar çalışıyor. Çevremiz böyle, çevremiz ağaçlık. Bu tarafta evler var, orayı çekmeyeyim. Kuyu suyu kullanıyoruz. Evet, Polonyalı'nın biberi. Polonya biberi. Çok cılız, çok zayıf. Polonya domatesi. Arkadaşlar bak size söyleyeyim, Polonyalı içine, domateslerin içine biber dikiyor. Biber demişim, çiçek dikiyor. Kötü haşeratları önlemek içinmiş. Çiçek. Ha, bildiğimiz çiçek bu. İşte onun kokusuna başka haşerat böcekler gelmiyormuş. İşte böyle. Çok zayıf bu sene bahçe. Bu salatalıklar tüm çiçek ama yaşlanmış. Yaşlı bunlar. Havanın durumundan etkili. 3 aylık şeyler. Evet, yerler bile var ama yaşlanmış. Patlıcanları gösterebiliriz size. Komşunun. Senin bahçenin pek tadı yok. Yani bu sene öylesine uğraş. Fasulyeler çıkmadı. Çok zayıf ve cansız. Bilmiyorum sizin o tarafta fasulyeler nasıl acaba? Evet. 3 kere 4 kere diktik buraya. Hala çıkmadı. Çıkan fasulyeler bunlar. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. Toplam 15 tane fasulye gözüküyor. Ha, şunları da yeni diktik. 2-3 tane de burada yeni çıkıyor. Kiraz ağaçlarımız. Evet, kirazları da var. Üzerinde bir iki tane. Tabii kuşlardan kalanlar. Kiraz vişne olması lazım. Biri kiraz, şu kiraz da şu vişne. Ya da ikisi de aynı tam olarak bilemiyorum. Çünkü üzerine meyve gözükmüyor. Şu da elma. Elma vardı. Bir iki tane elma vardı. Şu an hiç göremiyorum. İşte incir ağacımız. Erik vardı. İşte erik ağacımız. İşte komşunun elması. Tabii kahvemiz, çayımız da var tabii ki. Ceviz ağacımız, kestik tepesini uzamasın diye. Ispanak ve domates. Burada olmuyor. Burayı sadece depo gibi kullanıyoruz. Kuyudan çekiyoruz suyumuzu. Hadi ben bunun ne olduğunu bilen var mı acaba? Aleykümselam, hoş geldiniz hanımlar beyler. Bu ağacın ne olduğunu bilen var mı? Beyaz beyaz meyvesi oluyor. 2 hafta önce tüm meyve vardı. Sağ olsun kuşlar yemiş hepsini. Tut ağacı. Sarma, üzüm yaprakları. Üzüm yaprağı demişsin. Üzüm. Çubuğu. Çubuğumuzdaki ağacımızdaki maşallah tüm üzüm. Tabii kuşlardan bize kalırsa. Siyah üzüm bunlar. Yaprakları çok güzel, yaprağı var. Büyük büyük ve komple. Bu salatalıklar hazır salatalık. Bu bile ilerlemedi. Arkadaşlar, hobi bahçemiz böyle. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun. Başka bir yayında görüşmek üzere, selametle. Bir kahve içelim artık. Kahveyi hak ettik.
Serinlikte de kahve güzel gidiyor canım. Hayırlı günler canlar. Allah'a emanet olun. Yayını kapatak dedikçe ziyaretçi fazlalaşıyor. Neyse biraz daha tutalım. Ceviz ağacı. Evet, su içmeye geldi.